Merhaba, günüz ben. Bugün korona inzivamın 12. günündeyim. Aslında gayet iyiyim, iyi gidiyor. Fakat birkaç gündür yaşadığım bir sıkıntı ile ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Bir süredir diş hassasiyetim başladı. Bunun da dişlerimi sıkıyor olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunun için birkaç gün önce bir pratik başladım kendime. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle belki aranızda ee, yine e, diş sıkanlar veya çevresinde diş sıktığını bildiğiniz dostlarınız vardır. Ee, bu bir tetik nokta masajı aslında, ee, özellikle bu çiğneme bölgemizde yaptığımız. Ee, başlıyorum. <laughs> Şimdi en büyük çiğneme kasımız bizim masa ter, e, kasımız e, yanak yanağımızda olan e, buna baskı yapacağız birinci noktamız burada. E, üst çene e, kemiğimizle, alt çene biliyorsunuz yani kafatasında oynayabilen tek eğer bu alt çenemiz. Bu alt çene ile üst çenenin birleştiği yerde bizim bir eklemimiz var. TMJ dediğimiz bir eklemimiz. Orayla alakamız yok. Tamamen yanaktaki kastayız. Yanaktaki kasın bu ekleme denk gelen yani şöyle gösterirsek eğer sembolize edersek e, bu bizim işte e, alt çene kemiğimiz bu da üst çene kemiğimiz şurası da eklemimiz olsun biz e, bu bunun ee, dışında değil böyle içinde bir yerlerde buraya doğru basıyor olacağız. Bunu da baş parmaklarımızla yapabiliriz. Yani işte e, şu boşluğu ağzımıza birkaç kez açıp kapatıp bulabiliriz. Ve de e, şöyle yandan göstereyim. Böyle içe doğru değil, biraz böyle kulağa doğru bir baskıyla. Yani aşağı yukarı şöyle bir şey. Burada nefesinizi tutmamaya lütfen gayret edin. Nefesimiz akışta olsun. Hatta kafayı da rahat bırakın ki boynunuz kasılmasın. Buraya yaklaşık 8-10 nefes kadar Olabildiğince baskıyla, bunun için galiba biraz baş parmak tırnaklarınızı törpülemeniz gerekebilir. Olabildiğince basmanızı öneriyorum. Acıyı hissettiğiniz yerde, çünkü tetik nokta öyle çok yumuşak da bir teknik değildir. Ama şu var ki kendimize zarar veremeyiz. O yüzden hani kendinize yaptığınız baskıyla kendinizi sakatlama şansınız yok. <laughs> o yüzden korkmayın. Olabildiğince yaptığınız olabildiğince maksimum baskıyı yapınız. Birinci hareketimiz bu. İsterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz. 8-10 nefes devam etmek isteyenler. Ben şimdi diğer harekete geçiyorum. Yine benzer bir bölgedeyiz. Yine alt çene eklemimizin şurada gösteriyorum. Bir köşesi var. Böyle parmağınızla bulabilirsiniz orayı. Düz geliyor geliyor. Kulağa doğru kırıldığı yerde bir bir köşesi var. Bir sivrildiği bir yer var. Orayı bulun. Şimdi onun da e dış kısmında değil iç kısmında çalışacağız. Ben yani biraz kafayı kaldırarak gösterirsem eğer şu benim köşemse tam olarak şöyle boğaz tarafının olduğu yerde Çalışacağım. Yine çift taraflı ve baş parmaklarımızla çalışıyoruz. Bulalım o sivri tarafı ve de şu tarz bir hareket yapıyorum. Bakın, noktayı buldum ve şöyle içine giriyorum. Ve bir şekilde tavana doğru bir baskı uyguluyorum. Yani şu. Evet, burada da nefesinizi tutmamanız çok önemli. Evet, canım acıyor. Ee, ve burada da e, boynunuzun rahat olması önemli. Dilerseniz kafayı yaslayabilirsiniz. Yasladığınız bir yerde yapabilirsiniz. Yine 8-10 nefes kalmanızı öneriyorum. Olabildiğince e, kuvvetli bir baskıyla tavana doğru bir e, yönümüz tavana doğru olacak. Şuradan giriyorum. İçeriye ve tavana doğru. Yani ben size göstermek için kafamı kaldırıyorum. Siz kaldırmayın lütfen. Ee, ben bunları yaklaşık 3-4 um, gündür yapıyorum. Alt çenemi oldukça rahatlattı. Gece uykularımı rahatlattı. Aynı zamanda daha önceden aldığım diş hekimimden aldığım plağımı da uh, geceleri takmaya başladım. O, oldukça rahatladı uh, diş hassasiyetim. Um, Size de şifa olsun. Hoşçakalın.